Merhaba sayın izleyiciler, ben Dr. Şekip Altunkan. Bugün de YouTube kanalında diyabetle ilgili, yani şeker hastalığı ile ilgili konuşmaya devam edeceğim. Deniz soracak, ben cevap vereceğim. Merhaba sayın hocam, şeker hastalığının önemli bir sağlık sorunu olduğundan bahsetmiştiniz. Peki tedavide ne yapmak lazım? Şimdi şeker hastalığı tabi önemli bir sağlık sorunu olduğunu daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Hem kişisel olarak hem toplum olarak. Şeker hastalığının tedavisinde ilaç ve ilaç dışı tedavi olarak ikiye ayırarak inceliyoruz. İlaçlar bir insülin dediğimiz iğne ki uzunca yıldan beri tespit edilmiş ve birçok insan hayatını kurtarmış bir ilaçtır. İnsülin ve oral antidiyabetik dediğimiz ağızdan alınan şeker ilaçlarıyla tedavi ediyoruz. Tabii bunlar hastanın durumuna göre, şekerin durumuna, eşlik eden risk faktörlerine göre, yaşam şekline göre değişebiliyor. Ama bunun yanında en önemli tedavi özellikle şişmanlıkla, tip 2 şekerde şişmanlıkla mücadeledir. Tip 1 şekerde yani insüline bağımlı olan şekerde, gençlerde ve çocuklarda görülen şekerde direkt insülin veriyoruz. İnsülin de 2 şekilde kullanılabiliyor bunlarda. Güne bölerek, bunların karışım insülinler var, onları veriyoruz. Hastanın şekerin durumuna göre bazen insülin pompası da kullanılabiliyor. Çok bilinçli hastalara. Tip 1 diyabette onu kullanıyoruz. Tip 2 diyabette de insülin ve şeker ilaçları, ağızdan alınan şeker ilaçları kullanıyoruz ama tip 2 diyabet, yani şişmanlıkla giden diyabette, yetişkin tip diyabette en önemli olaylardan birisi kilo vermektir. Hasta kilo verdiği zaman birçok ilaç kullanmaktan kurtulabilir ve uzunca bir süre sağlıklı olarak idare edebilir. Bu hastalarda beslenme ve aslında şeker hastalarının hepsinde beslenme çok önemlidir, diyet. Bunu çoğumuz biliyoruz. Ama özellikle tip 2 diyabette daha da önemlidir. Kilo verip hareketli bir hayat süren kişilerde şeker hastalığının kontrolü daha kolay olabiliyor. Peki hocam, bunun öneminden bahsettiniz. Peki şeker hastaları nasıl beslenmelidir? Ya şimdi tabii bunu bize hastalarımız çok sorarlar. Şimdi bu beslenme önemli bir konu. Şimdi birçok doktor çıkıyor, tarif ediyor. Şunu ye, bunu ye, bunu yeme, şunu yeme. Şimdi ben de bunları söyleyebilirim. Ama bunun için fakülteler var, diyet uzmanları var. Diyet uzmanları bunun eğitimini görüyorlar ve ona göre hastaya tavsiyelerde bulunuyorlar. Şimdi şeker hastalığı birçok hastalıkla birlikte bulunabilen bir hastalıktır. Tansiyonu yüksek olabiliyor, kolesterolü yüksek olabiliyor, ürik asidi yüksek olabiliyor, GUT dediğimiz. Böbrek bozukluğu olabiliyor, yani kilosu olabiliyor hareketine göre. Şimdi bunların hepsini diyet uzmanları kilosuna, boyuna, hareketine eşlik eden, bu diğer risk faktörlerine göre diyetini ayarlarlar. Yani bunu çok ayrıntıya girerek benim burada anlatmam doğru olmaz. O diyet uzmanlarının görüşü. Ama ben özetle bir konudan bahsetmek istiyorum. Şeker hastalarının diyeti herkese tavsiye ettiğimiz sağlıklı diyettir. Nedir? Yağdan, şekerden, etten fakir, Akdeniz tipi beslenme, sebze ve meyveden zengin, diyet, sağlıklı herkese tavsiye ettiğimiz diyet aynı zamanda şeker diyetidir. Bunu böyle bilmek lazım. Tabii bazı yiyeceklerden kaçınmak, bazı yiyeceklere ağırlık vermek lazım. Mesela direkt şeker, aslında şeker hastaları her şeyi yiyebilir ama kalorisine uygun yiyecek. Diyet uzmanı tavsiye ettiği kaloriye uygun yiyecek. Bir de tatlı, direkt şeker yediği zaman o direkt kana karışıyor. Bir tatlı var ya, tatlı yediği zaman o da tabii şekeri aniden yükseltiyor. Ama yine kan, bağırsaklardan kana işlenerek geçen bazı gıdalar da şekeri yükseltiyor. Ondan sonra metabolizmayı hızlandıran, metabolizmayı yavaşlatan yiyecekler var. Bunların hepsini diyet uzmanları ayarlar. Ama
Biz şeker hastalarına tavsiye edeceğimiz en önemli diyet, ideal kilosuna ulaştıracak diyettir. Bir de direkt tatlı içeren beslenmeden kaçınmalarını, alkol az almalarını, mesela şeker içeren gıdalardan kaçınmalarını öğütlüyoruz. Yani sağlıklı diyettir. Şeker hastan diyeti herkese tavsiye ettiğimiz sağlıklı beslenme şeklidir. Sayın izleyiciler, bugün de tabii diyetten bahsettim diyabette. Diyet uzmanlarının işine fazla girmek istemedim ama herkese sağlıklı beslenme tavsiye ederek bugünkü konuşmamı kapatmak istiyorum. YouTube kanalımı izlemeye devam ediniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.